Söyle. Bir ceset bulduk komutanım. Çok sevmiştim Kamuran. Her şeyden çok sevmiştim. Ama sen beni hiç sevmedin. İstediğini aldıktan sonra istemedin beni. Ama bak şimdi ne oldu? Ben kazandım. Sen gittin. Senin sahibi olduğun her şey benim oldu. Kız Emziye. Sen ne kadar çok seviyormuşsun bu Hikmet Çadır, tövbe estağfurullah ya. Helvası yindi bitmedi mi? Bu kimin helvası şimdi? Ya Cahil Cahil konuşma üstünü ya. Bu Hikmet'in değil. Bu Kamuran'ın helvası. Kamuran'ın mı? E tabii Kamuran'ın. Malzemesini bol koydum. Bey helvası bu. Şöyle güzel kavurayım da sonra afiyetle yeriz ha. Var ya, sanki üzerimden bir ton yük kalktı ha. Çok rahatladım. Vallahi ben de rahatlayayım diyorum ama bunun leşini görmeden rahatlayamayacağım herhalde. Öyle bir lanet ki bu yani. Hesedi bile yok ortada. Vallahi benim de içime kurt düşmedi değil ha. Bu acaba Kamuran ölmemiş olabilir mi? Vallahi olur mu olur. Niye olmasın ki? Hani belden aşağısı tutmuyor dedik. Bundan sonra ayağa kalkamaz dedik. Herif zebella gibi karşımıza çıktı. Gördün işte. Ya üstü nasıl dimdik olmuştu değil mi adam? Ay yok be artık ha, bu da insan değil mi ya? Bu da bir kul sonuçta. Ölmüştür herhalde. Oo, Hacı Ali bunu iki kurşunla vuracak da bu suya düşecek de. Kızılırmak bunu çoktan almıştır. Kayseri'ye götürmüştür. Kayseri'den de hadi seni demiştir. Sivas'a göndereyim. Balıklar da etini çimdirmiştir ha. Boş ver. Boş ver Hüsnü ya. Kamuran sizleri ömür. Cesedi de çıkarsa var ya tam 10 numara 5 yıldız olur. Bütün malı mülkü serveti de Necip Can'a kalacak vallahi. Kız şuna Necip Can deyip durma ya. Ne diyeceğim ben senin torunun o ya Necip Can işte. Benim torunum oğlum değil o. Lan sus şimdi biri duracak. Allah Allah nerede senin torunun olmuyor? Kim biliyor bunu be? Ha? İsmail gitti. Kamuran öldü. Kim ispat edebilir senin torunun olmadığını? Anasını niye ölecek? Onu unuttum. Lan bırak ya İsmail mi diyorsun sen? Ben onu hallettim. Esma'dan bir şey olmaz. Kız bize mecbur ya, kimsesi yok. Biz ne dersek onu yapar, hiç merak etmesin. Sen gene eşeğini sağlam kazağa bağla da. Niye ki? İşte ya bir cesedini bir görelim, ondan sonra yap hesabını, kitabını. İyi, iyi, tamam. Anam be, helvayı yaktıracaksın bana ha. Nasıl oldun Elif? İyi misin kardeşim? Biliyor musun? Hikmet annem en son koku gider derdi. Babamız öldüğünde... bir gece acısına dayanamadığımda... bana onun hırkasını getirmişti. Al bu gece babanla uy dedi. İnsanın sevdiği ölünce... elleri, sonra yüzü, gözleri, sesi, bedeni. Ama en son kokusu gider. Çok acayip. Ben
Annemi hiç bilmedim herif. Kokusunu da. Ama Hikmet anne hep bir anne gibi davrandı bana. Hasta oldum, yanımda bekledi. Her derdimde koştu, yetişti. Ben de annemi hiç hatırlamıyorum ki Sırrı. Kendim bildiğim bileli Hikmet annem var işte. Sana nasıl annelik yaptıysa bana da öyle annelik yaptı. Yani anlayacağın o cani amcamız hem babamızı hem annemizi aldı bizden. Ağlama Elif. Üzülme artık. En azından hak ettiğini buldu. Ölüm onun yaptıklarının yanında çok hafif bir ceza olarak kalır Sırrı. Keşke yakalansaydı da o bir türlü vazgeçemediğim malından, gücünden, hepsinden mahrum kalsaydı, sürünseydi. Ama şimdi dünyayı bir pislikten kurtardı diye zavallı Hacer'i çekecek cezayı. Üstelik öldü mü kaldı mı belli bile değil. Orada da bir ceset bile yok. Belki de kaçıp kurtulmuştur. İki mermi yiyip de o suya düşen bir hayatta kurtulmaz Elif. Efendim. Ne? Oh vallahi çok güzel kavruldu helva. Ha, ellerime sağlık. Çok güzel oldu. Al lan ye. Ne bu? Ne olacak lan? Kamuran helvası işte. Kendi ellerimle kavurdum be. Nefis oldu ha. Ye hadi. O şerefsizin helvasını yemem ben. Hüsnü amca. Buyur Elif Hanım, buyur. Bir ceset bulunmuş. Ne? Ceset mi? Bulunamadı Kamuran. Avukat cesedin bulunmaması bizim için iyiymiş. Öyle dedi ama... Ah Haceli, ah, ah. Sen ne ettin oğlum? Karıncaya bile kıyamaz ki. Nasıl yaptın böyle? Ha, kurban olayım, başlama yine ne olur. Ana. Ha. Benim güzel anam. Bak. Bana karşılık verecekleri belli değil. Fatma sana emanet, tamam mı? Kurban olayım. Anladın beni. Bak o da karnındaki bebesi de sana emanet. Senden tek isteğim bu. Tamam. Tamam tamam oğlum tamam. Anam benim. Ana, şimdi biraz müsaade edersen karımla biraz baş başa kalayım ha. İyi, iyi oğlum. Allah'a emanet ol. O gün o depoda öyle bir başıma neden orada tutulduğumu bilmeden korkmuş bir haldeyken ne düşündüm biliyor musun Bayram? Seni. Seni terk etmeye kalkmakla ne kadar büyük bir hata ettiğimi. O adamların beni tuttuğu depoda böyle
kendi kendime dedim ki, eğer buradan sağ salim çıkarsan koşa koşa kocama gideceğim. Kocaman sarılacağım bayrama. Onu bir daha hiç bırakmayacağım. Orada öyle bir başıma dururken ilk kez seni gerçekten sevdiğimi anladım. Sonra sen geldin beni kurtarmaya. Nenemin çocukken anlattığı masallardaki kahramanlar gibi. Ama masallardan farklı olan ne vardı biliyor musun Bayram? O masallardaki kahramanlar peri padişahının kızını kurtardığında onlar böyle sonsuza kadar mutlu mesut yaşarlar. Biz Bayram, biz de seninle sonsuza kadar mutlu mesut yaşayacağız mı? Fatma, iyisin değil mi? Sağlığın, huzurun, keyfin hepsi yerinde değil mi? Bak kurban olayım, hiçbir şey için üzme kendini, tamam mı? Bak sana bunu yapan kalle şu cezasını çekti işte. Acele. Ben bunu yapanın Ömer olduğunu biliyorum. Verdiğin sözden caymayacaksın değil mi? Yani böyle bir şey, böyle büyük bir şeyi senden istemek haksızlık ama... Acele. Ömer hasta biliyor musun? Ömer eğer hapse girerse yapamaz ki, dayanamaz. Ölür. Sen hala anlamadın değil mi Fatma? Ha? Ben senin için bin yıl değil kabre girer yatarım. Anlamadın değil mi? Ben senin gözünden düşen bir damla yaş için değil içeri girip yatmak. Kirpimi kırpmadan şurada geberirim, ölürüm. Anlamadın değil mi? Sen bu köye adımını attığın ilk günden beri ben sana sevdalıyım Fatma. Anlamadın değil mi? Yaşayacağız tabii Atcan. Onlar gibi mutlu mesut sonsuza kadar yaşayacağız. Yaşayacağız öyle mi? Öyle. Nasıl olacak Bayram? Nasıl olacak? Sen benden böyle bir sürü şey saklarken benim yanımda başkasının karısı için üzülüp onun bebeği için kahrolurken nasıl olacak? Ya Hatice, sana kaç kere söyledim ben. Bitti artık o iş. Benim karım sensin, gönlüm senindir. Bitti artık, yok. Ocağa çorba koyduydum ben, ona bir bakayım ana. Demek bitti. Bebeği ne edeceksin oğlum? Senden sadece tek bir şey duymak istiyorum Fatma. Buyur. Beni bekleyeceksin değil mi?
Şunu hiç aklından çıkarma değil mi? Bayram ne duymuşsa duymuş, benim hiç umurumda bile değil. Sen benim karımsın, karnındaki de benim bebeğim, tamam mı? Anladın mı? Anladım. Fatma. Buyur. Ben seni çok seviyorum. Aldım aklım bir bakışla. Aldım aklım bir bakışla. Yaktın yüreğim ateşte. Al hançeri sinem işte. Acımazsan vur sevdiğim. Acımazsan vur sevdiğim. Acımazsan vur sevdiğim. Acımazsan vur sevdim. Al hançeri sinem işte. Acımazsan vur sevdim. Acımazsan vur sevdim. Zamanı geldiğinde çocuğumu alacağım ondan ana. Ya Cem. Ha Cem'e nasıl anlatacağım? Bilmiyorum, düşünmedim. Söylerim onunla bir şey, ne bileyim. Ha Cem'i de geçtim. Bütün köye nasıl anlatacağım bunu? Kara bayram. Ya ana, sen neyin peşindesin? Ha? Onun karnındaki benim bebem. Sen de torunun. Ne bekliyorsun? Ha? Nasıl davranayım? Değilmiş gibi mi davranayım? Eğer benden bunu bekliyorsan boşuna bekleme ana. O çocuk benim değilmiş gibi davranmam. Bunu da kafana yaz. Sen hala Fatma'nın peşindesin. Senin derdin bu. Fatma'yı istiyor değil. Ya ana, Fatma yok. Bitti benim için. Anlamadın mı bunu? Yok. Bunlar bulduğumuz cesedin üstünden çıkanlar. Kamuran Ünkeroğlu'na ait bir kol saati, bir yüzük ve nüfus cüzdanı. Haceli'nin tabancasından çıkan kurşunlar da cesedin üstünde bulunuyor. Yani bulunan bu ceset Kamuran'ın neymiş? Herkese fenalığın dokunursa, herkese zarar verirsen böyle geberir gidersin işte. Ya Allah böyle balıklara yem eder insanı. Ay nasıl gözünün içine, burnun içine girmiştir o balıklar, iğrenç be. Zebani nasıl yakalandı ama, nasıl geberdi. Oh çok şükür Allah'ıma. Ya sen de artık tamam ya, rahatla biraz, sakin ol. Öldü gitti ya, Kamuran falan yok artık, üstünü rahatla. Vallahi Remzi'ye bir yerlerden çıkıp gelecek kortlak gibi diye ödüm koptu ama ceset bulunca rahatladım yani. Ya tabii ben de korkuyordum bir yerden çıkacak diye ama ceset bulundu artık. Bizim %10 oldu sana %50. Sus. Bir duyacaklar, görecekler ya. Bizi takıp oynamadığın kaldı ha. Ya, kamera da olsa ölüm lan. Karkas tövbe estağfurullah ya. Bulduğumuz bütün deliller cesedin amcanıza ait olduğu yönünde. Fakat yine de teşhis etmek lazım. Tamam. Ben yaparım. Bu halde görmeniz çok uygun değil İrfan. Niye? Yüzü, vücudu çarpmanın ve sürüklenmenin etkisiyle çok zarar görmüş. Uzun süre suyun içinde kaldığı için de tanınmaz hale gelmiş. O zaman
onu nasıl teşhis edeceğiz? Bunun bir tek yöntemi var. Neymiş? Oğlunuz. Oğlum mu? Cameron'ın kör oğlunun oğlundan alınacak bir numune ile cesedi karşılaştıracağız. O zaman kesin bir sonuca varacağız. Yani benim oğlumdan şey mi alınacak şimdi? Test için bu şart. En sonunda bizi hapishane kapılarına da düşürdün ya. Hiçbir zaman sevmeyeceğim beni, değil mi? Söyle kızım. Seni sevmem için, kabullenmem için bana bir tek sebep söyle. Karnındaki başkasının çocuğu. Kocan senin yüzünden içeride yatıyor. Kızım sizin yüzünüzden öldü. Seni kabullenmem için bir tek şey söyle bana. Oğlum beni seviyor. Doğru, seviyor. Ama dua et Fatma. Dua et ki Kamuran soysuzu ölmemiş olsun. Kamuran soysuzu ölmemiş olsun ki Haceli dışarı çıksın. Yoksa ona içeride verdiğim sözün de, oğlumun karısı olmanın da benim gözümde hiçbir anlamı kalmaz. Haceli'nin içeride yattığı her gün için sana bin çile çektir. Gayrı dayanamam. Elif Hanım, Mefta Kamuran Bey'in değil mi? Yani Mefta'nın teşhis edilmesi yani Kamuran Bey'e mi ait çıktı? Nasıl çıktı? Büyük ihtimal o Remziye Hanım. Ama ceset tanınmayacak halde olduğu için DNA eşleşmesi yapacaklarmış. O yüzden... Yapılsın yapılsın, ne gerekiyorsa yapılsın, eşleşme falan. Bitsin bu iş artık. DNA eşleşmesi için Necip Can'dan örnek alınması gerekiyormuş. Ne? Necip Can mı yine ya? Olmaz artık ya. Çocuğu getir götür, hasta olacak. Delik deşik oldu zaten ya. Senden alsınlar Elif. Seninki de dene ya. Olur mu öyle şey Remziye Hanım? Öz oğlundan alınması gerekiyor. Hüsnü amca, sen Necip Can'ı getirebilir misin? Haceli nasıl? İyi çok şükür. Şimdi onun yanından geliyoruz. Bayram. Seni çok özledim. Senin kocan çok büyük bir adam biliyor musun Fatma? Ama isterdim ki Kamuran'ı kendi ellerimle yakalayıp geberteyim. Allah'a ne dua ediyorum biliyor musun? O Kamuran ölmemiş olsun ki Haceli dışarı çıksın. Ölmemiş olsun ki yakalayıp kendi ellerimle cezasını vereyim. Bayram. Sen evine git be Fatma. Kocanı bekle. Seni gözünü kırpmadan adam öldürecek kadar çok seven kocanı bekle. Onu özlesen, değil mi Fatma?
Bunu özle. Hayırdır, ne oldu? Ceset. Ceset. Ceset mi? Kamuran'ın cesedi bulunmuş. Bir ceset bulunmuş Bayram. Ceset mi? Ceset. Kamuran'ın mı? Hüsnü ya, ne yapacağız biz ya? Şimdi bu çocuk Kamuran'dan çıkmayınca biz yandık bittik vallahi billahi ya. Ya bu adam öldü. Bunun ölüsü bile seni ala devam ediyor. Deli deli konuşma. Duydun sen de işte. Çocuğun şehzini alacaklar. Kamuran'ın şehzini alacaklar. Ondan sonra ne diyorlar onu? O şey karşılaştıracaklar. Ceset Kamuran'dan mı değil mi anlayacaklar. Bu kadar işte ya. Ya doğru diyorsun da. Her şey üstünde çıkmış ya ceseden. Mermiler bile birebir tutuyormuş. Şimdi bu çocuğun Kamuran'dan olmadığını anlarlarsa biz yandık bittik. Bak ne diyeceğim. Biz kaçıp gidelim ya buradan. He? Vallahi tası tarağı toplayıp kaçıp gidelim ya. Başka bir yerde kendimize başka bir dünya kuralım ya. Ben artık kaldıramıyorum bunları. Hüsnü strese giriyorum, tansiyonum çıkıyor. Benim sağlığım şey oldu gitti ya. Vallahi bak ne kadar para falan varsa da toparlayalım kaçalım gidelim buradan. Ne diyorsun sen, ne kaçmasın lan, saçmalama lan. Allah Allah. Hiç kimseye bir şey belli etmeyeceğiz, tamam mı? Çocuğu alacağız, kuzu kuzu teste götüreceğiz. Denk gelmese de ceset Kamuran'ın değilmiş diyeceğiz. O ne? Yarabbim. Derde düştüm dermanını aradım. Derdimin dermanı yar imiş meğer. Yar yararken yardan aradım. Yardan ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Zormuş meğer. Zormuş meğer, zormuş meğer, zormuş meğer, zormuş meğer, zormuş meğer, zormuş meğer.
Turab olup yare varayım dedim. Ayağına yüzüm sürüyüm dedim. O yarın sırrına ereyim dedim. Arifler keşfeder ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Sırrımış meğer, sırrımış meğer, sırrımış meğer, sırrımış meğer, sırrımış meğer, sırrımış meğer, sırrımış meğer. Zarımış meğer, zarımış meğer, zarımış meğer, zarımış meğer, zarımış meğer, zarımış meğer, 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 zarımış meğer. Test sonuçları geldi.
Yapılan test sonuçlarına göre... Yazık ki cesetle bebekten alınan örnek eşleşmiş. Ceset Kamuran Hünkaroğlu'na ait. Yani Haceli'nin Kamuran'ı öldürdüğü kanıtlandı. Yok. Yok. Oğlum. 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 Oh. Eşleşti mi? Nasıl yani? Yani bulunan cesedin Kamuran Hünkaroğlu'na ait olduğu kanıtlanmış oldu. Başınız sağ olsun Elif Hanım. Sağ olun komutanım. Teşekkür ederim. Siz de koşturdunuz, yoruldunuz. Cesede teslim olabilirsiniz. Oğlum mahpuslarda mı çürüyecek şimdi avukat bey? Ne yazık ki artık işimiz çok zor Mahmura. Haceli'nin en az ceza alması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ah oğlum, ah, ah, ah. Deli oğlum benim. Bir kız için değer miydi oğlum? Değer miydi? Değer miydi? Ah, değer miydi? Ne oldu Elif? Sonuç neymiş? Amcammış. Amcan mı? Test sonuçları amcam olduğunu kanıtlamış. Başınız sağ olsun Elif Hanımcığım. Hüsnü amca. Cenazeyi almamız gerekiyormuş. Sen ilgilenebilir misin? Tabii kızım, ben hallederim. Sen merak etme, merak etme. Kız, yani sonuçlar tuttuysa, yani bu demek oluyor ki... Kız anne, ceset İsmail'inmiş, Kamuran ölmemiş. Allah! Kamuran'ın cesedini bulmuşlar anne, ölmüş. Oh, Allah'ıma çok şükür. Sonunda cezasını buldu. Kurtulduk bu Kamuran ezasından. Kurtulduk kurtulmasına da o köpeği öldürmek bana nasip olmadı bana. Hayırlısı neyse o oldu oğlum. Ben sana oğlum ceza alırsa, senin yüzünden onun başına bir şey gelirse... Seni bu evde bir dakika bile tutmam dedim, değil mi? Ya ne diyorsun sen? Yine ne oluyor? Oğlum cezaevi köşelerinde kalacaksa... seni bu evde barındırmam dedim, değil mi? Ana. Bana ana deme! Sana kaç kere dedim? Bana ana demeyeceksin! Demeyeceksin! Kamuran'ın cesedi bulunmuş. Onun olduğu cesedin ispatlanmış. Ölmüş, gebermiş. Seni yola. Seni kalleş. Bir çocuğumu benden aldın. Diğerini mahpuslamana yolladın. Defolup gideceksin bu evden. Senin bu evde kalacak yerin yok artık. Anladın mı? Yok. Yürü. Ya. Yürü. Ya yapma Allah'ın aşkına. Yürü. Yürü. Yapma diyorum Allah'ın aşkına. Yürü. Bayram. Sen iyisin değil mi? İyiyim Hatice. Bak gördün mü? Kafana taktığın, dert ettiğin her şey bitti sonunda. Ya bitti. Hani sana her şeyi anlatacağım demiştim ya. Ha dediydin. Ocağımı söndürdün. Önce kızıma sonra oğluma sırf oldun. Yürü! Yürü Allah'ın cezası yürü. Yürü dedim sana yürü. Aman Buram. Yürü! Yürü! Bekliyorum, Bayram ne diyecek sen de? Ya diyeceğim de bak.
Diyeceğim her şeyi sonuna kadar dinleyeceksin, tamam mı? Ne oluyor Bayram? Ya sonuna kadar dinleyeceksin, tamam mı? Tamam. Öncelikle şunu bilmeni isterim ki sen benim karımsın. Ve hep öyle kalacaksın. Ama bilmen gereken bir şey var ki. Ne? Fatma. Fatma benim... Kara Bayram! Yürü! 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 Yürü dedim! Kara Bayram! Kara Bayram! 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 Gel de oğlumdaki emanetini al Kara Bayram! Kamuran'ın cesedini buldular. Duymuşsunuzdur. Haceli sizin kavganızın cezasını çekiyor. Oğlum mapus damlarında çürüyecek sizin yüzünüzden. Siz sebepsiniz buna. Siz. Ama sizin günahınızı daha fazla taşımayacağız. Al bunu Kara Bayram. Al bu uğursuzu da, karnındakini de ne edeceksen et. Artık benim evime giremez bu cenabet. Al bunu Irazca. Al evine ki karnındaki torunun olmasın. Saçlarım belin bükülse, ağırsa saçlarım belin
ise birer birer hep dişlerin dökülse, anam dökülse. Vurulsa vücudum, kanım çekilse.